Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün içli köfteleri nasıl yaptığımı biraz daha detaylıca sizinle paylaşacağım. Ben bu köfteleri yaparken aparat kullanmıyorum. İçli köfte makinesi vesaire kullanmıyorum. Elimde yapıyorum. Sadece hamurunu hazırlarken mutfak şefinden yardım alıyorum. KitchenAid marka mutfak şefi kullanıyorum. Hamurunu onun için de hazırlıyorum. O hamuru nasıl hazırladığımı öğrenmek isterseniz sağ üst köşedeki kutucuğa tıklarsanız orada yazan yazıya hamurun tarifini ve orada nasıl yoğurduğumu izleyebilirsiniz. Şimdi ben birkaç tane köfte yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi köftem için öncelikle şöyle yanına bir su alıyorum. Şöyle bir de toplamda şöyle 40-45 gram kadar hamurum var elimde. Hamurumu elimde şöyle güzelce yoğuruyorum. Önce şöyle dümdüz bir hale gelmesi lazım. Bu kısımları özellikle şimdi ilk yaptığımda kesmeyeceğim ve hızlandırmayacağım tüm aşamaları görmeniz için. Şu şekilde avucumun içini biraz daha ıslatarak şu dış çeperinin tamamen dışının dümdüz olmasını sağlıyorum ilk etapta. Sonra şöyle yavaş yavaş şöyle işaret parmağımla şu şekilde açmaya devam ediyorum. Arada eliniz yapışırsa hamura, köftenin hardına şu şekilde avucunuzun içini ıslatabilirsiniz. Şöyle tamamen hepsi eşit kalınlıkta olmasına çaba göstererek şu şekilde. Şuralar biraz çatlıyor ama sorun yok. Bazen çatlamıyor, bazen çatlıyor. İç harcını nasıl doldurduğumu da göstereyim. İç harcımı da önceden hazırlayıp buzdolabına koyuyorum. Çünkü içindeki tereyağın, kıymanın tamamen soğuk ve donmuş olması gerekiyor. Tereyağı donmazsa eğer içli köftelerimizi bu aşamada yaparken şöyle şuralarını çatlatır. Öyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Bakın bu şekilde yine kapatırken de avucumun içinde şu şekilde çevresel, şöyle dairesel hareketler yaparak çeviriyorum. Yine de bu aşamada şöyle ıslatabilirsiniz yüzeyini. Pürüzsüz bir görüntü verebilirsiniz. Yaparken şöyle şuralarda hafif çatlamalar olabilir. Onları şöyle ellerinizle, elinizi suya bandırıp bu şekilde şöyle pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Köftemiz hazır. Birkaç tane daha ben sizin için şimdi özellikle hızlı modda yapmayı düşünüyorum.